Peki çocukların işte karşılaştığı zorluklardan biri de akran zorbalığı, gerek işte okulda, gerek ailede, gerek işte dışarıda. Akran zorbalığı nasıl ortaya çıktı? Bunun tanımı nedir ve çocuklar bu durumda aileleriyle iletişimleri nasıl olmalı? Bunu söylemeli mi? Ve ailelerin buradaki rolü ne olmalı? Şimdi akran zorbalığı birincisi birçok anlamda çocuğu etkiliyor. Benim de bu arada yüksek lisanstaki çalışma konumda akran zorbalığı. Çünkü yetişkinlikte dahi etkilerini görüyoruz. Aslında şöyle tanımlayabiliriz. Kendini daha güçlü gören bir çocuğun kendini daha az güçlü gördüğü bir çocuk üzerinde sistematik veya belirli şekillerde tekrar eden olumsuz davranışlar örüntüsü diyebiliriz bununla ilgili. Ve çocuklarda akademik başarıları dahi olumsuz etkilediğini biliyoruz biz akran zorbalığına maruz kalınması. Zaten çalışmalarda hep şunu gösteriyor. Zorbalığa maruz kalan çocukların okulu sevme oranları çok daha düşük. Devamsızlıkların artmasına, akademik başarının düşmesine kaygı oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Benim yetişkinlikte daha çok gözlemliyor olduğum kısım ise şurası, olumsuz değerlendirilme korkusu yaşıyorlar. Yani diğer insanların onunla ilgili ne düşüneceği o kadar önemli ki onun için. Tüm hayatını ve kendi isteklerini dahi buna göre şekillendirmeye başlıyor birey. Ben ne istiyorum? Ben nasıl mutluyum? Ya da ne giymek istiyorum? Nasıl düşünmek istiyorumdan ziyade çevre ne düşünecek? Bu çok daha önemli bir hal almaya başlıyor ve kişiler bunu bilinçsiz bir yerden de yapmaya başlıyorlar aslında. Dolayısıyla akran zorbalığı kişiyi çok yönlü olarak etkileyen bir durum. Ebeveynler nasıl yaklaşmalı diye gelecek olursak da şundan yana değilim. Ebeveynlerin okula gidip çocuklarına zorbalık yapan diğer arkadaşlarına bağırıyor olması ya da orada müdahale çocuklara karşı müdahale ediyor olması bu durumu genelde biraz daha olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü çocuk problemlerle baş edebilme becerisini de kazanıyor olmalı. Bunu da işte duygusal olarak çocuğunu destekleyen, tabii ki ileriki boyutlarda işte okul idaresiyle bunları görüşüyor olmak gerekiyor. Burası önemli. Çocuğun X bir söyleminde, davranışında ne hissediyor olduğu, ne düşünmüş olduğu, ona iyi gelecek şeylerin neler olduğunu da çocukla beraber ebeveyn araştırabilir ve bu onun için çok daha kıymetli olacaktır. Akran zorbalığında ailenin konuya dahil olmasından bahsetmişken çok mu fazla dahil oluyoruz sorusu da aklıma geldi. Zira yurt dışından gelen bir misafirimize işte kendi okul hayatımızdan, Türkiye'deki işte okullarla olan anne babaların iletişiminden bahsettim. Hatta onlara da sordum sizde nasıl diye. Çünkü bizde işte sınıf öğretmeni, sınıf annesi, işte velilerle olan bir grup, öğretmenlerle olan gruplar, WhatsApp grupları vesaire vesaire. Peki yurt dışında nasıl diye sorduğumda orada kesinlikle öğretmenlerin telefonlarını dahi çok acil olmadığı noktalarda telefonlarının bile olmadığını söylemişlerdi. Peki bizde durum bu şekilde. Siz bu konuda neler söylemek Kesinlikle bunu istersiniz? söyleyebilirim. Hatta aradaki fark da şu olabilir diye düşünüyorum. Çocuğun birey olarak görünmesi. Mesela burada o WhatsApp gruplarından ödevler dahi velilere verilir. Veliler çocuklara iletir. Esasında biz istiyoruz ki çocuk kendi sorumluluğunu alabilsin istiyoruz ama ödevden çocuğun bile haberi yoktur. Anne görür, WhatsApp'tan hocam ne zamana kadar olmasa anne her bilgiyi öğrenir zaten. Daha sonra çocuğuna ilet. Yani aslında bu çocuğun değil annenin bir göreviymiş gibi oluyor. Şimdi bu çok yönlü bir şey çünkü çocuktan eğer birey olmasını istiyorsak, problem çözme becerilerinin gelişmesini istiyorsak ya da işte sorumluluk bilincinin gelişmesini istiyorsak biraz çocuğa bırakıyor olmak lazım. Okul çocuğun görevi. Okul çocuğun başarısını temsil eder. Fakat ebeveynler okul başarılarından büyük oranda kendilerini sorumlu tutuyorlar. İşte burası az önce verdiğiniz örnek yani yurt dışında neden bu sistem yok sorusunun cevabı bireyselleşme olabilir. Evet, ben de bu duruma çok şaşırmıştım. Tabii ki birçok anne çocuğunun okula gidip gelmediğini merak etmek için tabii ki yazışmalar yapabilir vesaire, ama onun haricinde ödevlerini kontrol etmek, ödevlerini yapmak, hatta o çocuğun yerine sonrasında da işte sınavla karşı karşıya, çocuk sınavda tek başına olacağını biliyor ve anne babalar da sınava onu gönderdiğinde kantere dökecek kişi tabii ki çocuk oluyor ve sonrasında da bir sınav kaygısıyla çocuk baş başa kalıyor. Nedir bu sınav kaygısı?
Şöyle birincisi şimdi bunca zaman diyelim ki biz çocuğa birçok anlamda o kadar destek olduk ki onun sorumluluklarını yüklendik. Bazı ebeveynler biliyorum elinde olsa çocuğun yerine sınava girebilir gerçekten. Yani ona destek olabilmek için ve bu sınavda daha fazla destek olamıyor olmak ebeveynlerde de bir çaresizlik duygusuna sebebiyet veriyor aslında. Sınav kaygısı dediğimiz şey şu esasında çocuğun sınavın kendisinden korkması değil, sınava atfedilen anlamdan korkuyor olması. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz sistemde de çocuğun bir biri olabilmesi için belirli bir başarıyı elde etmesi gerekiyor ve elde etmesi gereken başarı da bu sınav. Yani tüm benliğini, tüm değerini belirleyecek olan sınav bu aslında. Dolayısıyla çocuk buna yalnızca akademik bir başarı olarak bakmıyor. Ebeveynler hep neyi söyler? Benim senden tek istediğim sınavına çalışma. Senden tek beklentimiz derslerine. Halbuki şimdi o sınav kaygısı dediğimiz o dönem aynı zamanda ergenliğe de tekabül ediyor. Yani o dönemlerde sosyallik çok kıymetli çocuklar için işte o romantik ilişkiler çok daha önem kazanmaya başlıyor. Ya da en büyük yapılan hatalardan bir tanesi de çocuğun hobilerine bu dönemlerde ara veriliyor. Yani bu çocuk tek boyutlu bir canlı değil ki yalnızca sınavdan var olmayacak. Onun duygusal gelişimi de var bu süreçte. Bunları da yaşıyor ve biz ona diyoruz ki hayır bunları yaşama, bunları görme, bunları yok say ve sadece sınavına odaklan. Bu da kaygı olarak aslında çıkıyor. Mesela panik atak vakalarında ergenlik döneminde özellikle hep sınavla ilişkili olduğunu görüyoruz. Temelinde panik atak, spesifik bir şeye verilen tepki olmadığını biliriz mesela. Hani kaygı sınavın kendisi değildir orada. Dolayısıyla sınav kaygısı çocuk bu boyuta gelmeden mutlaka destek alınması gereken konulardan bir tanesi. Çocuğun sınavda başarılı olsa da olmasa da ebeveyn tarafından kabul görülüyor olduğunu içten biliyor olması gerekiyor. Çünkü biz her sınav aldığında çocuğu yargılarken bir yandan da olsun ben yine de seni seviyorum dediğimiz zaman bu inandırıcı bile değil ki. Çünkü çocuk düşük aldığı zaman sevgiden mahrum bırakıyoruz onu ama yüksek aldığı zaman sarılıyoruz. Halbuki ebeveyn olarak o sarılma ihtiyacı çocuğun her zaman ihtiyacı var. Ama yüksek alırsa sarılıyoruz. Yüksek alırsa onu sevdiğimizi söylüyoruz. İşte burada davranışlarımızla söylemlerimiz arasında bir uyuşmazlık var. Koşullu sevgi değil de karşılıksız sevgiden esas bahsediyoruz, öyle değil mi hocam? Evet, daha çok koşullu gibi. Yani ne kadar başarılı olursa çocuk o kadar seviliyor. Dolayısıyla ebeveynlerinden daha çok kabul görmek, daha çok sevgi ihtiyacı duyan çocuklar da sınavlarından çok daha fazla performans almaya çalışıyorlar. Temelde istedikleri işte ne bileyim avukat olmak değil belki, mühendis olmak değil belki ama annesinin ya da babasının hayalini gerçekleştiriyor olmak, annesinin ya da babasını onur edeceği için bunu kendi isteğiymiş gibi yaşıyor ve bazı çocuklara hiç sorulmadığını bile görüyoruz. Yani sen ne olmak istiyorsun? Sen neyle mutlu olacaksın? Anne ileriki işte geçmiş dönemde işte ben çok doktor olmak istemiştim. Ben olamadım sen ol. Ne oldu? Hop kendi hayalini sorgulamadan biz o çocuğa yükledik.